Peki, o zaman hemen gördüğüm ilk soruyu alayım. Yahya Keskin'in bir sorusu var. Selam iyi yayınlar. Canini sözleşme uzatacak mı? Sezon sonu bedava gitmesin demiş. Canini ile yani bu izne çıkmadan önce, lig sona ermeden önce Trabzonspor sözleşme uzatma konusunda görüştü. Oyuncu sözleşme uzatma teklifini kabul etti. Ama o zaman rakamlar konuşmadı. Bir izne gidip dönelim. Yüz yüze görüşelim dedi. Yüz yüze görüşmede biraz rakamsal beklentisinin yüksek olduğu ortaya çıktı Canini'nin. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Pazarlıklar sürüyor. Tabii oyuncu kendisini de düşünerek yüksek rakam istiyor. Kulüpte bir standarda bağlamak istiyor işi. Oradaki görüşmeler sürüyor ama Canini zaten şu anda Trabzonspor'un maaş üst limitinden kazanan oyunculardan bir tanesi. Bunun ne kadar üstüne çıkar Trabzonspor bilmiyorum ama pazarlık devam ediyor şu anda. Telefon mu çaldı şu anda? Muhtemelen telefon çaldı. Birazdan bağlanacaktır sevgili Yunus Emre Sel yayınımıza. Bu arada ben de bir duyuru yapayım. Geldi Geldim sanıyorum. geldim buradayım. Hı. Ahmet Can Kaplan'la sezon içerisinde ilgilenen takımlar vardı. Yurt dışından ilgiler de vardı. Şu anda da yine aynı şekilde devam ettiği yönünde haberler var. Neler söylersiniz, Ahmet Can Kaplan'ın gitme durumu nedir? Ahmet Can Kaplan'la ilgili şöyle söyleyeyim. Özellikle Eintracht Frankfurt'un scout direktörleri oyuncuyu 3 kez canlı olarak izledi. Yani 3 kez izledi ve bu 3 izlenmede de Ahmet Can Kaplan'ın hakkında çok olumlu raporlarında. Hatta yani raporların tamamında oyuncunun yani geçersiz demeyelim de eksi notunun çok düşük olduğunu söyleyeyim. Borussia Mönchengladbach yetkilileri de oyuncuyu izledi. Ama Frankfurt'un yetkilileri dediğim gibi 3 kez canlı olarak izledi. Oyuncuya resmi teklif Almanya'dan ve Rusya'dan var, ilgi var ama son dönemde çok daha fazla takımlarla da ismi anılmaya başladı. Ajax'la da ismi anılıyor. Bakalım bu tekliflerin resmiyete döküldüğündeki rakamı ne olacak? Çünkü şu ana kadar gelen teklifler Trabzonspor'un kabul etmek istediği seviyede değil. Ahmet Can Kaplan şu anda Trabzonspor'un 3 sol stoper oyuncusundan bir tanesi ve teknik direktör Abdullah Avcı onun en azından bir yıl daha bu takımda kalmasını ve tecrübe kazanarak belki bir sonraki sezon çok daha yüksek rakamlara satılmasını istiyor. Ama burada rakamsal gelecek teklif işin gidişatını, rengini değiştirebilir. Dediğim gibi çünkü oyuncuyla ilgili izleyenlerin tamamı olumlu görüş bildiriyor şu an itibariyle. Ama iş resmi rakamlara geldiğinde çok tatmin edici fiyatlar ortaya çıkmadı şu an için. Peki, o zaman hemen bir diğer soruya geçelim. Takımdan gönderilmesi beklenen oyuncularda son durum nedir diye sormuş Engin Karakuş. Uğurcan Benfica haberlerinin doğruluk payı nedir? Peres'in gönderilme ihtimali var mı? Teknik direktör Abdullah Avcı Perez'in takımda tutulmasını istiyor. Onu söyleyeyim. Şu an itibariyle böyle bir gündem yok Trabzonspor adına. Ama ya şöyle söyleyeyim. Bir anda bir fırsat transferi ortaya çıkar. İş değiştir. Bu tamamen yorum bu arada. Yani Perez gönderilecek olayım diyeyim, demeyelim. Çünkü hoca gerçekten Perez'i tutuyor ve beğeniyor Abdullah Hoca. Diğer noktada Uğurcan Çakar'a gelecek olursak henüz Trabzonspor kulübüne ulaşan bir resmi teklif yok. Çünkü Benfica iddiası çok fazla Trabzonspor'la ama orada da şöyle bir durum var. Benfica mevcut Yunan kalecisini 20 milyon avro seviyelerinde bir rakama satmak istiyor ve oradan gelecek parayla belki Uğurcan Çakır'a bir yatırım yapmak istiyorlar. Ama mevcut kalecilerine gelen bir teklif olmadığı için yani birinci as kalecisine bir teklif gelmediği için onu satmadan Trabzonspor'un kalecisini transfer etme düşüncesi çok mantıklı değil. Fransa'dan önümüzdeki günlerde belki Uğurcan Çakır için bir teklif çıkabilir ama bu rakam hangi seviyede olacak? Orası netleşmedi henüz. Onu söyleyeyim. Özellikle Rennes takımının böyle bir gündemi var. Ama Trabzonspor Yönetim Kurulu da şöyle bir düşünce içerisinde. Artık bu teklif geldi, gelecek, gelebilir konularının bir an önce sonuca varmasını istiyor Yönetim Kurulu. Bu konuda da Uğurcan Çakır'la da bir görüşme yapılacak. Belki bir süre tanınır hani resmi teklif boyutunda. Ardından yönetim Uğurcan'la bir rakamsal konuda belli bir fiyata anlaşıp tekrar devam etmeyi istiyor. Çünkü bazı oyuncular vardır. Gerçekten satmanız gerekir ve sattığında en azından belki onunla aynı seviyede olmasa da geleceğe dönük bir şekilde boşluğunu doldurabilirsiniz. Ama Uğurcan Çakır öyle boşluğu çok kolay doldurulabilecek bir kaleci de değil açıkçası.
Evet yani düşündüğümüz zaman hani Uğurcan Çakır giderse yerine kim gelir sorusunun hep bir karşılığı yok. Yani hep bir soru Yok. işareti. Ya her geçen sene daha da üzerine koyuyor Uğurcan. Yani performansının üzerine koyuyor, sahada yaptıklarının üzerine koyuyor ama bunlara ek olarak Uğurcan Çakır çok iyi bir kaptanlık yapıyor Trabzonspor'da. Yani takım arkadaşları, teknik ekip onun kaptanlık performansından da çok memnun. Sahadaki arkadaşlarıyla olan ilişkileri, saha dışındaki bir kaptanın yapması gerekenler noktasındaki ilişkileri, bunlarla ilgili Uğurcan Çakır'dan herkes çok fazlasıyla memnun. Ama o da tabii kendine göre bir yol haritası çizdi gelecekle alakalı. Ama dediğim gibi şu ana kadar ulaşan bir resmi teklif yok maalesef. İzleyicimiz Caneni gönderilip Hacı Wright alınabilir mi diye sormuş. Osman abi, Osman Nermi. Evet. Baya buradan da selam olsun ona. Ya şöyle Caneni gönderilip de diyebiliriz belki ama bir teklif yok yani şu an. Yani tatmin edici bir rakam yok. Menajeri getirebilirim, getiririm diyor ama ortada Trabzonspor'u şu an için bir ara geldi bir teklif ama o teklif tatmin edici değildi. Şu anda da başka bir teklif yok. Ve Abdullah Hoca'nın en beğendiği oyuncu kim deseniz, yani takımda kim tutmak istedersiniz, liste başına koyacağı isimlerden bir tanesi Cenk Semedo. O yüzden şu an öyle bir durum yok açıkçası. Teklif gelirse işin boyutu değişebilir. Peki, yine bir izleyicimizin merak ettiği bir konu. Abdülkadir Ömür için gelen resmi bir teklif var mı diye sormuş. Resmi teklif yok. Öncelikle onu söyleyelim. Ama son dönemde özellikle İtalyan basınında da ismi çok fazlasıyla Roma ile, Fransa basınında da Marsilya ile anılıyor. Ama bu haberlerin bazılarının çıkış noktası da Türkiye. Yani Türkiye'den alıp onlar haber yapıyor. Onlardan alıp bazen Türkiye haber yapıyor. Böyle bir iletişim durumu var. Abdülkadir Ömür'le ilgili bir teklif gelirse Trabzonspor Kulübü değerlendirebilir mi? Evet değerlendirebilir ama şu an itibariyle ismi anılan kulüpler yani Roma ve Marsilya ile son dönemde ismi anıldığı için söylüyorum. Trabzonspor Kulübü'ne ulaşan bir teklif yok. Transfer, Flavio ve Korta gibi yabancı kontenjanını dolduran ve kullanılmayan oyuncular ne zaman gidecek diye sormuş Şafak Şahin. Derken yayınımız farklı bir sekteye uğruyor. Bu sırada kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarsanız tuttuğunuz takımın formasını kazanma şansı yakalıyorsunuz. Abi, bu arada sorumu duyabildin mi? Yoksa gitti mi Duydum. ekran? Duydum. Transfer Flavio, Koita gibi gönderilmesi muhtemel yabancı oyuncularla ilgili son durumu sordun. Flavio'yla Türkiye içerisinden görüşülen takımlar var. Onun transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Şu an Giresunspor ve Ankaragücü daha çok onunla ilgilenen takımlar. Bir ara İstanbulspor'la da adı anıldı. Koita'ya İstanbulspor'un ilgisi var. Yine eski takımı da Kasımpaşa'nın da ilgisi var ama menajeri daha çok onu Arap Ligi'ne götürmek istiyor. Oradaki takımlara transfer etmek istiyor. Diğer isim Tronsen'le ilgili ülkesinden bazı takımlarla görüştü ama Trabzonspor'dan kazandığı rakamı ülkesinde kazanabilme durumu şu an itibariyle olmadığı için bir netlik durumu yok şu anda Tronsen'le ilgili. Bu üçlüde belki en son ayrılabilecek isim o. Yine Yunus Vallı'nın ismi Kasımpaşa ile anılıyor. Trabzonspor Kulübü de bunu doğruladı. Ama gider gitmez ihtimalini süreç gösterecek. Bir diğer oyuncu da Cervinho. Cervinho ile ilgili durum şu. Oyuncu Aris'le görüşüyor ama Aris'in Cervinho'ya önerdiği rakam 400-450 bin euro civarında. Belki bonuslarla bir tık daha üstüne gidiyor. Oyuncu Trabzonspor'dan 2,2 milyon avro kazanıyor. Yani arada ne kadar? 4 kat bir fark var değil mi? Evet 4 kat bir fark var arada. Çok ciddi bir rakam ve oyuncu dolayısıyla buradan ayrılma sürecinde alacaklarının bir bölümünü demeyeyim, bir yıllık alacağını istiyor. Orayla ilgili görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor bunu şu an için vermeyi düşünmüyor ama bir şekilde de kalırsa sözleşmesini de ödemek durumunda kalacak. O yüzden belli ki çözüm bu şekilde üretilecek. Yani belki bir miktar Trabzonspor verecek, belki tamam mı olacak bunu zaman gösteriyor. Ama oyuncu Yunanistan'a, Aris takımıyla prensipte anlaşmaya vardı. İşin Trabzonspor boyutunu çözmeye çalışıyor şu an itibariyle.